نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وسبق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم امين اما بعد Kıymetli kardeşler, biliyorsunuz dünyaya gönderilişimizin gayesi imtihan olunmak, sadakatimizin ve sözlerimizin ne kadar sadığıyız, ne kadar eriyiz, bunun tespit edilmesi ve Allah Azze ve Celle'nin demiş olduğu gibi hayırlı amellerde kim öne geçecek, şerli amellerde kimler öne geçecek, kimler hayır üzere sebat edecek, kimler şer üzere sebat edecek, kimler hangi amelleri ortaya koyacak, bunlar ortaya çıksın diye, bunlar belirlensin diye Allah Azze ve Celle hayatı ve ölümü, ölümü ve hayatı bu şekilde yaratmış oldu. Biliyorsunuz kardeşler, Müslüman olarak biz bir tercih yaptık. İman tercihi yaptık. Yani imtihanın ilk sorusu şuydu. Tercihini iman üzere mi yapacaksın, küfür üzere mi yapacaksın? Biz ilk imtihanı inşallah başarıyla geçtik. Kimlerimiz geç imtihanı kazandı. Kimlerimiz büte çok girdiler. Kimlerimiz tekrar tekrar sınavı kazanmak için bir daha girdiler. Kimleri ilk sınavda bu cevabı doğru cevap verdi. Kimleri 10. sınavda doğru cevap verdi. Ama her hasıl kelam, sonuç olarak hepimiz ilk imtihanı geçtik. İman küfür imtihanı geçtik. Hepimiz Allah Azze ve Celle'nin yardımı ve inayetiyle, yani iman küfür sorusunda biz imanı tercih yaptık. İmtihan olarak imanı tercih yaptık, küfürü de terk ettik. Kimimiz erken oldu, erken kabul etti, kimimiz geç kabul etti. İlal ahire. Ama kardeşler, asıl olan bundan sonraki imtihanlardır. Yani iman ehli olduktan sonra, ben Müslüman ve bunun gereğini yerine getiriyorum dedikten sonra başa gelecek olan bir takım bela ve musibetlerdir. Allah Tebareke ve Teala Ankebut suresinde ne buyuruyor? اَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُتُرَكُوا اَيْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Siz iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacak mı zannettiniz? Yani sizi bırakacağız mı zannettiniz? Biz iman ettik ya Rabbi. İmtihanın birinci sorusuna doğru cevap verdik ya Rabbi. Bundan sonrası bitti mi zannediyorsunuz diyor Allah Tebareke ve Teala. Hayır, bitmedi. Siz iman ettik demekle, yani bu imtihanı geçtikten sonra artık bir imtihan yok, artık soru yok, artık zorluk yok. Böyle mi zannettiniz? Allah Tebareke ve Teala ne diyor? اَحَسِبَ النَّاسُ Siz böyle mi zannediyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle mi fikrediyorsunuz? اَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُطْرَكُوا اَيْ يَقُولُوا اَمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Siz iman ettik demekle imtihana tabi tutulmadan bırakılacak mısınız zannettiniz? Ne diyor Allah? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Sizden önceki ümmetleri de biz imtihan ettik. Onlar da iman ettik diyorlardı. Ama onları da Allah Tebareke ve Teala imtihandan geçirdi. Allah sözünde sadık olanlarla, doğru olanlarla, yalancı olanlara elbette ki bilmektedir. Allah bilmektedir. O halde ya Rabbi sen kim sadık, kim yalancı, kim doğru sözlü, kimler de yalancı sözlü. Sen bunu biliyorsan neden imtihan ediyorsun ya Rabbi? Allah bunu aşikar etmek istiyor. Allah bunu hem meleklerine, hem kullarına, hem de yarın huzuru mahşerde Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman, imtihan ettiği zaman, ya Rabbi biz böyle yapmayacaktık. Ya Rabbi sen imtihan etseydin biz başarılı geçerdik, biz sadıklardan olurduk demesinler diye Allah hepsini aşikar etmek için imtihandan tabi tutacak. Peki kardeşler, bu imtihanları nasıl geçeceğiz? Yani türlü türlü başımıza imtihanlar gelecek. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne buyuruyor? Sizi muhakkak ve muhakkak imtihandan geçeceğiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ min el emvali vel enfusi ve semarat. Size Allah diyor ki, burada iki tane tekit var. Allah iki tane tekitle geliyor. Muhakkak ve muhakkak sizi imtihan edeceğiz. Korkuyla imtihan edeceğiz. Mallardan ve canlardan eksiltmek ile imtihan edeceğiz. Ve beşir-i sabirin, sabredenlerin müjdele. Yani demek Allah Azze ve Celle bizi imtihanlardan geçirecek. Peki neyle geçeceğiz biz bu imtihanları? Malımızdan bazen eksilecek. Bazen canımızdan eksilecek. Ama yanımızdaki insanları kaybedeceğiz. Akrabalarımızı, sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Ama sevdiğimiz organlarımızı kaybedeceğiz. Bu ayet öyle iki şekilde anlaşılır. Yani madem korkulu günler geçireceğiz,
Korkulu günler geçireceğiz. Korkuyla da imtihan edileceğiz. Peki bu imtihanları başarılı bir şekilde nasıl geçeceğiz kardeşler? Yani Allah'tan bize bela ve musibet geldiği zaman, gökten bela ve musibet yağdığı zaman, Allah üzerimizde musibeti takdir ettiği zaman biz nasıl başarılı çıkacağız? Kardeşler bunun en önemli formülü. Yani en önemli formül nedir? En önemli, yani bu problemi çözecek olan en kestirme yol şudur kardeşler. Allah'tan razı olmak. Allah'tan razı olmak. Allah'tan gelen her şeyden razı olmak. Madem Allah bunu takdir etmiş, Allah'tan başka kimse bunu bana takdir etmiyor, o halde ben buna razıyım. Madem Rabbul Alemin olan Allah, bütün mahlukatı hikmetiyle yaratan Allah ve bütün yaratılışında hikmeti gözeten Allah, bu bela ve musibeti de benim üzerimde yarattıysa, o halde ben bundan razıyım. Çünkü Allah kulları üzerinde zulmü istemez. Çünkü Allah bunu yaparken bir takım şeyler gözetmiştir, hikmetleri gözetmiştir. O halde ben bundan razıyım diyebilmek kardeşler. İşte kardeşler yarın çünkü öyle zorlu bir yoldayız ki biz imtihandan sonra en zorlu yolu tercih etmişiz yani. Eğer bizim cennetimiz olmazsa, eğer ölümden sonra bir yaşama gibi, imtihan gibi, sorgu sual gibi bir yani bir inancımız olmazsa kardeşler dünyanın en ahmak adamları bizleriz. Dünyanın en ahmak adamları bizleriz. Eğer ölümden sonra bir yaşayış yoksa, ölümden sonra bir hesap yoksa, ölümden sonra cennet yoksa dünyanın en ahmak adamları bizleriz. Çünkü dünyanın en zor yolunu seçmiş olan adamlar bizleriz yani. Musibetlerin ve belaların en yakın olduğu insanlar bizleriz. Bela ve musibetlerin en yakın olmuş olduğu insanlar yine bizleriz. Envai çeşit bela ve musibetlerle karşı karşıya gelebiliriz. Arkamızda bırakmış olduğumuz gözü yaşlı insanlar, arkamızda bırakmış olduğumuz fakir insanlar, bizim yardımına muhtaç olduğumuz ya muhtaçları olan ailelerimiz, ya onların musibeti artık bize ufak geliyor yani. O musibetler artık mücahitler gözünden musibet olarak görmezler. Artık ondan geçmiş aşmışlar. Nice nice musibetlere, nice nice bela ve imtihanlara tabi tutuluyorlar. Nice fitnelere maruz kalıyorlar. Kardeşler bu kadar envai çeşit fitnelerin olmuş olduğu bir dönemde kardeşler neyle başarılı geçeceğiz? Yani bu imtihan nasıl geçeceğiz? Yani çok zorlu bir yoldayız yani. Çok zorlu bir yoldayız. Kimilerimiz bunun farkında, kimilerimiz bunun farkında değil yani. Ölüme en yakın insanlar yine bizleriz yani. Ve ölüme en yakın olan yere gitmek için can atıyoruz yani. Birbirimize yarışıyoruz. Kardeşler peki bu imtihanlardan başarılı nasıl geçeceğiz? Nasıl başarılı geçeceğiz? Nasıl kazanacağız ya Rab? Bu imtihanı nasıl kazanacağız? Diye Rabbimize soruyoruz. Allah Azze ve Celle de bunun formüllerini inşallah bizlere sunacak kardeşler biraz sonra. Peygamberin yanına sallallahu aleyhi ve sellem bir heyet geliyor. Allah Resulü diyor ki sizler kimlersiniz? Onlar diyorlar ki Resulullah biz Müslümanlarız, biz müminleriz. Diyorlar ki müminliğinizin alameti nedir? Yani siz biz Müslümanız diyorsunuz. Peki yani siz, yani biz nereden bileceğiz siz Müslümansınız? Bakın kardeşler, Allah Resulü soruyor. Müminin iman alameti nedir yani? Bir insanın mümin olma alameti nedir? Ben Müslümanım dedim. Alametim bu değil yani. Demek ki bunun farklı alametleri var kardeşler. Müminin alameti nelerdir? Peygamber soruyor. Diyor ki imanınızın diyor alameti delili nedir diyor. Delilinizi sunun diyor. Onlar diyorlar ki kardeşler. Bir, bela esnasında sabır. İmanımızın alameti bu. Bela esnasında sabır. Rahatlıkta şükür. Rahat olduğumuz zamanlarda da şükür ederiz. Kazanın gecip gitmesinden rıza ile karşılamak, yani kazanın gelip gitmesinden, başımıza bir şeyin gelip gitmesine her zaman rıza gösteririz, rıza ile karşılarız. Başımıza ne gelirse gelsin. Kazanın çeşidi hiç önemli değil. Ama hoşumuza giden kaza, ama hoşumuza gitmeyen kazalar. Ne gelirse gelsin bizim başımıza, biz bunu doğrulukla, biz rıza ile karşılarız biz bunu. Düşmanın başına gelene de sevinmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bunlar alim ve fakih kimselerdir. Hakim kimselerdir, fakih kimselerdir, alim kimselerdir. Bunlar bu anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı. Bunlar bu anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bunların anlayışları ne kardeşler? Çok büyük böyle bir devasa bir şey mi? Hayır. Bela karşısında sabır gösteriyorlar. Rahatlıkta şükür gösteriyorlar. Kazanın gelip gitmesinde nefse hoş gelen kaza da olsa hoş gelmeyen kaza buna rızayla karşılık veriyorlar. İşte bu üç sebep kardeşler bunları o kadar büyük dereceye getirmiş ki peygamber diyor ki bunlar alim ve hakim kimselerdir. Anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı. Peygamberlere yakınlıkları, peygamber nasıl söylüyor? O kadar mı peygambere yaklaştılar diyor bunlar. Onlar anlayışları sebebiyle. Kardeşler bazıları rıza makamıyla rıza ile sabrı birbirine karıştırdılar. Yani sabır ile rızayı birbirine karıştırdılar. Hayır, sabır ile rıza aynı değildir kardeşler. Yani şu an anlatmış olduğumuz meseleyle sabır aynı şeyler değillerdir.
Neden kardeşler? Sabır nedir? Sabır, başa gelen şeyleri içinde volkanlar patlasa bile yüzüne eşkirtmeden yudumlamaktır. Yani içtiğin şey acı dahi olsa, içine dahi hoş gelmese yüzüne eşkirtmeden onu yutmaktır. Bu nedir kardeşler? Bu sabırdır. Yani dışına yansıtmıyorsun, isyan etmiyorsun. Bela, musibet gelmiş, isyan yok. Ya da sebat ediyorsun, sabrediyorsun ama içinde volkanlar patlıyor. Çok acı duyuyorsun yani. Evet sabrediyorsun ama, evet isyan etmiyorsun ama için yanıyor yani. İçin patlayacak duruma gelmiş. Bu nedir kardeşler? Bu sabırdır. Ama rıza böyle değil. Rıza nedir kardeşler? Rıza, başa gelen kazaya, başa gelen her şeye gönül hoşnutluğuyla, mutlulukla karşılık vermektir. Mutlulukla karşılık vermek. Ne demek yani bu? Yani Allah'tan bir şey geliyor, bunu mutlaka yani böyle güzel karşılamak. İçinde de bir volkan patlaması yok. İçinde dahi hoşnutsuzluk yok. Bu dereceye gelmek yani. Bir başka bir anlayışa göre, başka bir yoruma göre rıza şudur ki, başa gelen kazanın gitmesini istememek. Subhanallahiler. Başa gelen bir belanın, bir musibetin gitmesini istememek. Her ne kadar bundan acı dahi duysan, gitmesini istememek. Ama sabırda böyle değil. Sabredersin ama gitmesini istersin bunun. Mesela başına bir bela, musibet geldi. Bu gitsin benim başımdan. Bunu istersin ama isyan da etmezsin. Rıza da öyle değil. Başa bir şey gelmişse onun gitmesini dahi istemiyorsun. Abdullah İbni Mübarek Rahimullah diyor ki kardeşler, rıza şudur diyor. Allah'ın kaderine rızalı olan, Allah'ın kaderine razı olan kimsenin misali şudur. Sabredenlerin aksine onlar üzerinde bulunduğu halin değişmesini asla istemezler. Sabredenlerin aksine üzerinde bulunmuş oldukları durumun değişmesini temenni etmezler, değişmesini istemezler. Çünkü o halin kendi üzerlerinde görünmesinin Allah katında hoş olduğunu bilirler. Allah bunun, bu halin üzerimizde olmasını istiyorsa, o halde biz bu halin üzerine gitmesini istemiyoruz. Yani Allah bu hal üzere bizi görmek istiyorsa, biz başka bir halde olmak istemiyoruz. Kardeşler, bu kadar ince bir anlayış. Rıza, Allah'tan razı olmak. Tabii kardeşler, bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor. Diyor ki, eğer yakin ile beraber razı olmaya gücün yeterse bunu yap. Yakin ile beraber razı olmaya gücün yetiyorsa bunu yap. Eğer bunu yapamazsan, buna gücün yetmezse, o halde nefsin hoşlanmadığı halde sabırda çokça hayır vardır. Nefsin hoşlanmasa bile sabırda çokça hayır vardır. Biz bu hadisten de anlıyoruz ki rıza ve sabır ayrı şeyler. Peygamber'e evvela neyi temenni etti? Neyi tavsiye etti? Yakin ile beraber rıza gösterin. Eğer bunu yapamıyorsanız, buna gücünüz, maneviyatınız, makamınız yetmiyorsa, o zaman yapmanız gereken nedir? Sabredin. Sabırda siz hoşlanmasanız bile çokça ecirler vardır. Kardeşler böyle. Kardeşler anlaşıldı ki sabır ile rıza aynı makam değil. Hani hep biz ne diyoruz kardeşler? Sabredin, sabredin, sabredin. Ama bir de bunun bir üst kademesi var. Bir de bir üst kademesi. O da nedir kardeşler? Rıza makamı. Sabır makamı var. Bu güzeldir ama bir de rıza makamı vardır. Allah sabır makamı ile ilgili ne diyor kardeşler? Ben burada bir meselenin altını çizmek istiyorum. O da nedir? Şudur ki Allah Zümer suresi 10. ayette diyor ki As-sabiruna ecrahum bi gayri hisab. Sabredenlere mükafatları, ecirleri hesapsız verecek diyor Allah. Zümer suresi 10. ayette. Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecek. Rıza makamı da sabır makamından üstünse, sabredenlere mükafatları hesapsız veriliyorsa, rıza gösterenlere verilecek ecirleri siz takdir edin. Demek ki kardeşler, rıza makamı sabırdan üstün ve onlara verilecek olan dereceler de çok daha üstün. Hatta İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki kardeşler, rıza ile ilgili, rıza makamı ile ilgili. Ben biraz onun keşfini söyleyeceğim size. Bir insan nasıl Allah'tan razı olabilir? O dereceye nasıl gelir? O konu hakkında birkaç şey söyleyeceğim. İbn-i Kayyım diyor ki, Allah'tan razı olmak cennetten ve içindekilerden daha büyüktür. Daha güzeldir. Rıza cennetten ve içindekilerden daha kıymetlidir. Cennetten ve içindekilerden. Neden diyor? Çünkü diyor rıza Allah'ın sıfatı, cennet ile cennet ise yaratmasıdır. Rıza Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatına dahil olmak, onun ahlakıyla ahlaklanmak, yarattığı bir şeye girmekten daha hayırlıdır. Diyor ki Allah Tevbe suresi 72. ayette ne buyuruyor? Diyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيهَا الْاَنْحَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Allah diyor müminlere ve mümin erkeklere adlarından ırmakların atmış olduğu cennetleri vaat etmiştir. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتٍ عَدٍ. Ve adın cennetlerindeyse meskenleri de vaat etmiştir. Sonra ne diyor Allah?
Yani Allah cennetlerden bahsetti, adın cennetinden bahsetti, müminlerin ve mümine kadından oraya gireceğinden bahsetti. Cennetin sıfatlarından bahsetti ve dedi ki: "Ve ridvanun minallahi ekber." Ama Allah'ın rızası bundan çok daha büyüktür. Allah'ın rızası bundan çok daha büyüktür. Yani cennetten, cennetin içindekilerinden, meskenlerinden, ırmaklarından çok daha büyüktür. E sen Allah'tan razı olduğun zaman Allah da senden razı oluyor. Sen Allah'tan razı olun, Allah'ın rızası da senin üzerine gelmiş oluyor. Demek ki Allah'ın rızası kardeşler cennet ve içindekilerinden daha kıymetlidir. Biz hep neyi kazanmaya çalışıyoruz? Cenneti kazanmaya, cennetin içerisindekilerini. Ama Allah'ın rızası aslında çok daha üstün kardeşler. O daha tatlı yani, o daha tatlı. Daha biz onu tatmadığımız için bilmiyoruz. Cennet bize tasvir edildiği için biz öyle yani. Tabi cennet için amel etmek de caizdir. Ama Allah'ın rızası için etmek çok daha üstündür. Niye kardeşler? Çünkü Allah'ın rızası cennetten daha lezzetlidir yani. O yüzden şehitler şehit olduğu zaman ne diyorlar? Allah diyor ki benden bir şey istiyor musunuz? İstiyor, 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 istiyorlar. En son bakıyorlar ki Allah her seferinde diyor ki başka bir şey istiyor musunuz? Başka bir şey istiyor musunuz? O şehitler diyor ki artık diyor Allah diyor isteyecek diyor artık bunun sonu yok. En son diyecekler ki ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Biz bir daha şehit olmak istiyoruz. Allah diyecek ki ben bir daha sizi dünyaya göndermeyeceğim. Bunun üzerime haram kıldım. Artık ölen bir daha dünyaya gitmeyecek. Peki neden şehitler bir daha dünyaya gelmek istiyorlar? Allah'ın rızasını, Allah'ın karşılamasını bir görüyorlar ki Allah bir daha bizi böyle karşılasın diyorlar. Allah'ın karşılamasını cennetten daha güzel görüyorlar. Allah'ın onlar karşılama serüven, o karşılama anını cennetten ve cennetin içindekilerinden daha kıymetli görüyorlar kardeşler. Gerçekten Allah'ın rızası cennetten ve içindekilerinden daha kıymetlidir kardeşler. Peki kardeşler, bir insan rıza makamına nasıl ulaşır? Bu makama nasıl gelir? Allah'tan gelen her şeyden nasıl razı olur? Kardeşler bunun birinci formülü Allah'tan gelen her şeye sevinmek gerekir. Neden? Neden Allah'tan gelen her şeye sevineceğiz? Çünkü kardeşler kişi eğer Allah'ı seviyorsa, eğer bu sevgisine de sadıksa Allah'tan gelen her şeyi sever. Kişi sevdiğinin her şeyini sever kardeşler. Sevdiğinden bela gelse ondan bile tad alır. Neden? Çünkü onu seviyor. Allah'tan da bir şey geliyorsa bir insan onu sevmeli yani. Niye? Çünkü Allah'tan geliyor. Ben Allah'ı seviyorum. Allah'tan gelen her şey bana daha sevimli gelmeli. Her şey bana daha sevimli gelmeli. Bir gün Vahib bin Elvard, Sufyan-ı Sevri ve Yusuf bin Esbat bir arada oturuyorlar. O anda Sufyan-ı Sevri diyor ki bugüne kadar ansızın ölmeyi hiç istemezdim. Bugüne kadar ansızın ölmeyi hiç istemezdim. Ama bugün ansızın ölmek istiyorum diyor. O anda Yusuf bin Esbat diyor ki niçin diye soruyor. O da diyor ki fitnelere uğramaktan korkuyorum diyor. Artık fitneler çoğaldı. Bir an önce ölmek istiyorum diyor. Kardeşler. Hani bazen biz de başka temennilerde bulunuyoruz ya. Fitnelerin zuhur etmesi, sürekli fitneler olması. Ya Allah canımızı alsın artık bu fitnelerden uzak duralım. Ya Sufyan-ı Sevri de onu söylüyor yani. Allah hemen şehit olarak aslında bizi fitnelerden uzak duralım diyoruz ya bazen böyle dua diyoruz. Sufyan-ı Sevri de onu diyor. Diyor ki bugüne kadar diyor ansızın ölmek istemezdim. Ama artık bugün ansızın ölmek istiyorum diyor. Erkenden ölmek istiyorum. Yusuf bin Esbat da diyor ki neden diyor bunu istiyorsun, niçin? Çünkü diyor fitnelere uğramaktan korkuyorum. Artık fitneler çoğalıyor, fitnelere uğramaktan korkuyorum diyor. Yusuf bin Esbat da diyor ki kardeşler, fakat ben diyor uzun yaşamayı diyor çirkin görmüyorum diyor. Ben uzun yaşamayı çirkin görmüyorum. Süfyan-ı Sevi diyor ki, sen diyor ölümden neden hoşlanmıyorsun? Yusuf bin Esbat da diyor ki, herhalde diyor tevbe edeceğim bir imkanım, salih ameller işleyeceğim bir zamanım olur diyor. Yani belki diyor tövbe ederim diyor. Belki salih amellerde bulunabilirim diyor. Bundan dolayı diyor ben diyor böyle ölmeyi bu çok da erken istemiyorum diyor. Kendi arasında Yusuf bin Esbat ile Sufyan-ı Sevri arasında bu konuşma geçerken o anda Vahib bin Elvet de o anda o olayı izliyor. Ona diyorlar ki peki sen bu konu hakkında ne dersin? Yani biz birimiz dedi ki erkenden ölelim fitnelere uğramamak için. Birimiz de dedi ki hayır uzun yaşayayım. Niye? Tövbe ederim salih amellerde bulunayım. Şimdi ikisinin de niyeti çok iyi. Sen bu konu hakkında ne dersin diyor. Kardeşler Vuhayb bin el-Verde diyor ki vallahi diyor bana diyor bu konu hakkında soru sormayın diyor. Diyor ki ben hiçbir şeyi tercih etmem diyor. Ben hiçbir şeyi tercih etmem. Bana daha sevimli olan şey Allah'a daha sevimli olan şeydir. Bana daha sevimli olan şey Allah'a daha sevimli olan şeydir. Yani Allah benim ansızın ölmemi istiyorsa ben onu seviyorum. Eğer yok Allah daha uzun yaşamamı istiyorsa ben onu seviyorum diyor. Çünkü diyor Allah sevmediği şeyi kullar üzerinde vuku buldurmaz. Eğer Allah benim uzun yaşamamı istiyorsa demek ki benim uzun yaşamam Allah hakkında daha sevimlidir. Allah katında. Eğer yok bir an önce ölmem
Allah katında daha sevimliyse o zaman o. Yani Allah'a sevimli olan bana daha sevimli olandır. Anlayış bu kardeşler. Bunlardaki mantık bu. Böyle olduğu için kardeşler, onlar diyelim ki başlarına bir bela musibet geldi. Kolları, bacakları, gözleri gitti adamların. Misal veriyorum. Allah öyle bir bela musibet verdi. Daha doğrusu öyle gözüküyor. Bela musibet gibi gözüküyor. Ama o kulların görüşü nedir? Şudur yani. Ya Allah bunu bana verdiyse demek ki Allah benim böyle görmekten daha çok hoşlanıyor. Allah'a daha sevimli geliyor. Allah'a daha sevimli gelen şey de bana daha sevimli gelendir. Yine kardeşler, İmran bin Hüseyin istiska hastalığına yakalanıyor. Yatağından kalkamıyor. Gözünden başka hiçbir yeri kıpırdatamıyor. Yani baş tarafından başka hiçbir yeri çalışmıyor. Yatağında yatıyor. Hatta o kadar ki tuvalet ihtiyacının dahi kardeşler, yatağında bir delik açmışlar, oradan kaşılıyor. Yani kalkması mümkün değil. O anda bir tane komutan içeri giriyor, onun halini görüyor, ağlamaya başlıyor. O da hissediyor ağladığını. Diyor, niçin ağlıyorsun? Diyor ki senin şu halini ağlıyorum diyor. Senin gibi bir adam diyor, senin gibi bir alim diyor. Yataklara düşmüş diyor, ne hallere gelmiş diyor. Ben bundan dolayı ağlıyorum diyor. Diyor ki ağlama diyor. Ona diyor sevimli gelen şey diyor, bana da sevimli geliyor diyor. Ona sevimli gelen şey bana da daha sevimli geliyor. Yani sen niye ağlıyorsun diyor. Yani Allah beni böyle görmek istedi, böyle görüyor. Bu da benim daha çok hoşuma gidiyor diyor. Ağlamana gerek yok diyor. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a hatırlayın kardeşler. Kendisi böyle bayağı yaşlandığı zamanlara geldiğinde Mekke'ye hac yapmak için geliyor. O anda herkes etrafına dizilmiş. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dua istiyorlar. Herkes Sa'd'ın kendilerine dua etmesini istiyor. Çünkü peygamber dedi ki eğer Sa'd dua ederse Allah onun duasını mutlaka kabul edecektir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle ona öyle bir şey vermiştir. Yani peygamber bunu söylüyor. Sa'd Allah'a elini açtığı zaman elini indirmeden Allah onun duasını kabul eder. Herkes bunu bildiği için bu hadisi Sa'd'ın etrafına geliyor radıyallahu anh, dua istiyorlar. Herkes dua istiyor. Sa'd da Allah için onlara dua ediyor. Bir tane genç adam geliyor, çocuk geliyor. O da kendisi için dua etmesini istiyor Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Sa'd bin Ebi Vakkas dua ediyor. Sonra adam çocuk yürüyüp gidiyor. Sonra diyor ki ya aklıma takıldı diyor. Bu adam kendisine niye dua etmiyor? Herkese dua ediyor. Allah onun vesilesiyle herkesin ihtiyacını karşılıyor. O insanlar gelip ondan ev istediler. Allah'a dua etmesini. O Allah'a dua etti. Allah onlara ev verdi. Araba istediler. Araba verdi. Çocuk istedi. Çocuk verdi. Allah onun duasını hep kabul etti. Ya bu adam kendisine niye dua etmiyor? Elini açsa Allah'tan gözünü istese ya. Bu adam zaten yaşlanmış. Allah iki gözünü kör etmiş. Buna bakan kimse yok. Bu Allah elini açsın gözünü istesin. Niye acaba istemiyor? Geliyor Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kulağının dibine diyor ki Sa'd amca diyor bir şey soracağım. Buyur. Diyor ki sen herkese dua ediyorsun. Allah senin vesilenle herkesin duasını kabul ediyor. Sen diyor kendine niye dua etmiyorsun? Senin gözlerin yok. Allah'tan iste de sana gözlerini versin. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki evlat diyor Allah'a Allah'ın takdiri bana diyor gözlerimden daha sevimli geliyor. Allah'ın takdiri bana gözlerimden daha sevimli geliyor. Eğer Allah bunu bana takdir etmişse gözlerimin olmasından daha hayırlı yani. Allah bunu bana takdir etmiş yani. Allah takdir etmişse Allah'ın takdiri bana gözlerimden daha sevimli geliyor. Gerçekten kardeşim mümin bu seviyeye gelsin ona hiçbir fitne uğramaz yani. Neden bazı alimler diyor ki rıza makamına ulaşmak vaciptir? Bazı alimler diyor ki bu seviyeye gelmek vaciptir. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu seviyeye gelmeyen bir adamın ayağının kayması çok kolay kardeşler. Bir bela musibetten sabırla çıkar. İkincisinden sabırla çıkar. Üçüncüsünden sabır. Yüzüncüsünden sabır. Yüz birincisinde ayağa kayabilir. Ama bu anlayış olsa, o zaman der ki ya Allah'a sevimli gelen bana da sevimli geliyor. Bu adamın başına ne gelirse gelsin yani. Bu adama ne verirsen ver yani. Bu adam için fakirlik, bu adam için zenginlik, bu adam için bela, bu adam için afiyet, bu adam için afet. Hiç önemli değil kardeşler. Bu adamın başına gelen şey hiçbir şeyin önemi yok. Allah'tan gelmişse hiçbir şeyin sıkıntısı yok. E ki benim başıma da Allah'tan başka hiçbir şey de gelemez. Allah'ın yazından başka hiçbir şey de benim başıma gelemez. O halde bu iş bitmiştir yani. Bu adamlar kendilerini kahru perişan etmezler kardeşler. Bu adamlara hiçbir şey dokunmaz yani. İkincisi kardeşler, ne dedik birincisi? Allah'a sevimli olan şeyin senin üzerinde de sevimli olmasını istemen. Yani ya bil ki senin üzerinde olan her şey Allah'a sevimli olandır. Bunu bileceksin. Bunu bilirsen rıza makamına gelirsin. İki kardeşler, eğer Allah sana istememene rağmen bir şey veriyorsa, Allah sana istememene rağmen, hoşlanmamana rağmen bir şey veriyorsa, bil ki bu nimettir. Eğer Allah'tan bir şey istiyorsun, o da senin başına gelmiyorsa, onu da sana Allah vermiyorsa, bil ki bu da senin için afiyettir. Sufyan-ı Sevri öyle söylüyor çünkü. Sufyan-ı Sevri diyor ki Allah'tan bir şey istiyorsun,
Onu Allah sana vermiyorsa bu nimettir. Allah'tan bir şey istemiyorsun, Allah da onu sana veriyorsa bu da afiyettir diyor. Neden? Çünkü Allah cimri olduğu için değildir sana istediğin şeyi vermiyor. Sen Allah'tan bir şey istiyorsun, Allah sana vermiyor. Allah cimri mi ki sana vermiyor? Bil ki demek bu senin için afettir ya, afiyettir. Bu senin için afiyettir. Allah'tan bir şey istemiyorsun, Allah da sana veriyor. Allah diyor kullar üzerinde zulmü sevmez. Allah kulları üzerinde zulmü sevmez. İstememene rağmen sana veriyorsa bil ki bu da senin için nimettir. Çünkü Allah kullar için ne cimridir Allah ne zulmü sever Allah. İstemiyorsun veriyorsa zulmünden dolayı veriyor değil. İstiyorsun vermiyorsa cimriliğinden dolayı vermiyor değil yani. Bu nimet ve afiyettir kardeşler. Böyle bilmek lazım. Bir gün Sufyan-ı Sevri yine Rabiatul Adeviye'nin yanında kendi aralarında konuşuyorlar. Bir konuşma geçiyor. O anda konuşma arasında Sufyan-ı Sevri diyor ki ya Rabbi diyor bizden razı ol diyor. Ya Rabbi bizden razı ol. Ya Rabbi bizden razı ol. Ya Rabbi amellerimizden razı ol. Ya Rabbi cihadımızı kabul et. Ya Rabbi namazımızı kabul et. Ya Rabbi razı ol bunlardan. Bizden razı ol ya Rabbi. Kul olarak bizden razı ol ya Rabbi diyor. O anda Rabiatul Adeviye diyor ki sen diyor Allah'tan utanmıyor musun diyor. Koskoca Sufyan-ı Sevri Rahimullah. Sen diyor Allah'tan utanmıyor, hayal etmiyor musun diyor. Ne oldu diyor. Sen diyor Allah'tan gelene razı değilken Allah'ın senden razı olmasına utanmıyor musun diyor yani. Sen Allah'tan gelenden razı değilsin. Elini açmışsın diyor ki ya Rabbi benden razı ol. Utanmıyor musun diyor Allah'tan. Peki diyor Allah'tan diyor insan nasıl razı olur? Yani Allah'tan gelenden razı olup olmadığımına nereden bileceğim ben diyor. Kardeşler Allah'tan gelenden razı mıyız değil miyiz? Nereden bileceğiz yani biz? Nasıl bileceğiz bunun formülüne? Diyor ki Rabia Hatun. Diyor ki Allah'tan gelen bela ve musibetlere karşı sevincin Allah'tan gelen nimete karşı sevincin aynı olduğu zaman. Sen Allah'tan gelenden razısın demek. Anladın mı kardeşler? Mesela ben daha iyi anlayın diye söylüyorum. Mesela iki bacağın var. Buna karşı sevincin var. Buna karşı hoşnutluğun, mutluluğun var. Bir ameliyeye giriyorsun, iki bacağını da kaybediyorsun. Aynı şey var mı? Yani aynı mısın? Kalbin aynı mı? Mutluluğun, sevincin aynı mı? Gözün var, bir anda gözlerin gitti. O anda aynı mısın yani? Aynı insan demek sen Allah'tan gelenden razısın, Allah da senden razı. Aynı insan. Mesela hapse girmiş olanlar bilirler. Hapse girerken ki yani tutuklanırken ki halin ile tahliye olduktan sonraki halin bir mi? Birse sen Allah'tan razısın demek. Ne kadar da azdır ümmetin içerisinde böyle adamlar yani. Ne kadar da azdır ümmetin içerisindeki böyle adamlar yani. Geçen çok az kardeşler. Allah'tan gelen mesela bela ve musibetlere, nimetlere aynı sevinç. Mesela adam zengin, zenginliğe karşı sevinciyle fakirliğe karşı sevinci aynı. Subhanallah. Böyle bir makam Allah Azze ve Celle bize nasip etsin yani. İbn-i Teymiye mesela buna seviniyor biliyor musunuz? Bak bu aynı olma. Bazı seleften öyle alimler var ki belayı nimetten daha üstün görüyor. Belayı nimetten daha üstün görüyor ahiler. İbn-i Teymiye'yi Şam kalelerine hapsettiler. İbn-i Teymiye dedi ki İbn-i Kayyım anlatıyor. Şu Şam kalesi kadar altınım olsa hepsini Allah yoluna infak etsem Allah'ın bana verdiği şu nimetin şükrünü eda etmiş olmam dedi. Hapsedilmiş diyor ki Allah yoluna infak etsem yine de diyor bunun diyor şu nimetin diyor şükrünü nimet olarak görüyor. Hatta diyor öyle büyük bir nimet ki bunun uğrunda diyor altınlar verilmeli diyor yani. Şükür için diyor Allah yoluna altınlar infak edilmeli diyor. Niye ahiler niye yani bu adamlar niye belaları böyle seviyorlar? Ahiler çünkü belalara verilen ecir hiçbirine verilmiyor ki. İbn-i Mace'de geçen bir hadiste Allah mahşer alanında insanları toplayacak. Allah bela ehlini çağıracak diyor peygamber. Allah bela ehlini çağıracak. Onlara ecirlerini verecek. Onlara verilen ecirleri gördüğü zaman rahat ehli diyecekler ki ah keşke dünyada bizim etlerimiz demir makaslarla kesilseydi. Bizim etlerimiz kemiklerimizden demir taraklarla soyulsaydı. Keşke biz de bu musibetlere uğrasaydık, belalara uğrasaydık da biz şunların almış olduğu ecri alsaydık. Yani Allah bela ehlini ahirette çok farklı karşılayacak. Onlara verdiği ecri hiçbir insana, hiçbir zümreye vermeyecek. Bunu görünce diyorlar ki keşke dünyada bizim de başımıza bunlar gelseydi yani. Bizim niye başımıza gelmedi? Biz de çile çekseydik. Bakın demek ki ahirette kardeşler başımıza isabet etmeyen her beladan üzüleceğiz yani. Neden başımıza isabet etmedi? Neden şu kurşun şuramada değmedi? Neden parçaları şuralama kesmedi diye? Hani dünyada istemek kardeşler ayrı bir boyut.
İstemek ayrı bir boyut ama ahirette biz bunu isteyeceğiz yani. Niye gelmedi başımıza? Niye keşke gelseydi diyeceğiz yani ahirette. Onun mükafatını görünce. Allah'tan bela istenmez kardeşler. O ayrı bir boyut. Ama biz o bela ve musibetler başa geldiği zaman rıza ile karşılanma meselesini konuşuyoruz yani. Başa geldiği zaman rıza ile karşılanma. İşte bu bir bu. Allah bela haline verdiği ecri hiçbirine vermiyor. İki, Allah belalarla bütün günahları döküyor. Allah belalarla bütün günahları döküyor. Hatta sahabinin bir tanesi yolun ortasında Medine'de yolun ortasında bir kadına bakmış. Hatta bakışlarını o kadar uzatmış ki kadın uzaktan yürüyor, uzaktan bakmaya başlamış, yanından geçmiş, hala bakıyor. Kadın uzaklaşıyor, hala durmuş kadına bakıyor. Hala bakıyor. Sahabi içerisinde böyle adamlar var kardeşler yani. Sahabi de masum değil. Sahabi de günah işledi. Sahabi de içki içti. Sahabi de zina etti. Sahabi dansöz bile oynattı. Sahabi dansöz bile oynattı. Hani bazıları var ya, kardeşi bir günah işlediği zaman, günahını gördüğü zaman yerin dibine sokup sokup çıkartan adam. Sanki kendisi çok masum. Kardeşinin bir hatasını gördü diye kardeşine buğz eden adam. Sahabi dansöz oynattı, dansöz. Sahabi içki içti. Sahabi aha gördüğün şu ameli yaptı. Hem de Medine sokaklarında, hem de peygamber yaşarken, hem de peygamberin inşa etmiş olduğu bir İslam devletinde. O kadın böyle yürürken hala bakıyor, o anda da yürüyor. Yürürken de bir anda dönerken duvara denk geliyor, burnunu duvara vuruyor, burnunu kırıyor. Burnundan kanlar akmaya başlıyor. O hal üzere peygamberin yanına koşuyor sahabi. Geliyor diyor, ey Allah'ın Resulü, başından böyle böyle bir olay geçti. Kadına baktım diyor, ama işte fark işte burada kardeşim, fark burada. Fark burada. Onlar günah işliyorlar. Hemen öyle günahımdı, şunu yapayım, kapat. Yok, hemen gelip bunun çözümü ne olacak? Yani bunun bedeli nedir ya Resulallah? Hemen bunu sildireyim, ahirete kalmasın diyor sahabi. İşte bu fark bu. Günah işlememe meselesi değil. Günah işliyor sahabi. Ama fark, onu kapattıracak işlerde bulunuyor. Hemen peygambere geliyor Resulallah, böyle böyle burundan kanlar akıyor yani. Ben kadına baktım diyor, doya doya baktım diyor. O anda diyor, başımı da diyor, duvara vurdum, burnum kırıldı diyor. Peygamber ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, o yaptığın diyor haramın cezasını Allah dünyada sana verdi. Müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun sana. Peygamber vay seni namussuz deyip alıp dövmüyor, tokat vurmuyor veyahut da ona buz beslemiyor. Alıp mesela odun alıp peygamber sopa vurmuyor. Akiler diyor ki, sana müjdeler olsun diyor ya peygamber, subhanallah. Allah diyor ahirette vereceği ceza dünyada verdi diyor sana. Müjdeler olsun diyor sana yani. Bakın akiler bela işte böyle günahları alıp götürüyor böyle işte. Döküp götürüyor hepsini. O yüzden belayı sevmiş selefimiz yani. O yüzden selefimizin bazıları belayı nimetten daha üstün görmüş. Ne diyor Abdurrahman İbn-i Avf? Biz diyor fakirlikle imtihan edildik, belalarla imtihan edildik, musibetlerle imtihan edildik, kazandık, bollukla imtihan edildik, kaybettik. Rahatlıkla imtihan edildik, kaybettik diyor. Geçten kardeşler, o yüzden onlar bunları çok seviyorlardı yani. Zinnun der ki kardeşler, Zinnun diyor ki rahimullah, rızanın diyor üç alameti vardır. Üç alameti. Eğer bir insana şu üç şey varsa o demek ki Allah'tan razıdır. Üç şey varsa Allah'tan razıdır. Birincisi, kazadan önce tercih yapmamak. Kazadan önce tercih yapmamak. Kaza ne biliyorsunuz değil mi kardeşler? Kaderin vuku bulması demek. Yani kader yazılmış, kaza da onun vuku bulması, gerçekleşmesi demek. Kaza bu yani. Kaza derken bu trafik kazası gibi düşünmeyin. Bir şey başa geldi değil. Kaza iyi de olabilir, kötü de olabilir. Fark etmez. Kazadan önce tercih yapmamak kardeşler. Ne demek biliyor musunuz bu? Mesela benim başıma şu gelmesin ya. Şöyle bir şey, musibet başıma gelmesin. Şu gelmesin. Değil yani. Bunu yapmaz diyor. Rıza ehli bunu yapmaz. Kazadan önce tercih yapmaz. İyi gelsin, kötü gelmez. Şu gelsin, bunu yapmaz diyor yani. Rıza ehli bunu yapmaz. İki, kazadan sonra acı duymamak. Başa geldi. Acı duymamak. Acı duymamaktan kasıt yani bir şey... Maddi olarak diye kardeşim, manevi olarak. Elbette ki maddi olarak insan acı duyar. Manevi olarak acı duymamak. Üç, belada sevginin tahrik olması. Belada sevginin tahrik olması, artması yani. Yani belada sevgi artar diyor yani. Selef. Nasıl oluyor? Onların ayrı boyutu yani. Onlar başka alemlerde geziyorlar yani. Halbuki bize bela geldiği zaman sevgimiz düşüyor, subhanallah. Derecemiz düşüyor, subhanallah. Nicelerimizin imanı heba oluyor. Ağzından çıkan bir cümleden dolayı. Adamlar diyor ki belada diyor sevgi tahrik olur diyor. Şöyle dünya gözüyle baksan, sevdiğin bir insan sana bir kötülük yapsa, zahiren yani diyorum, kötülük yapsa ona karşı sevgin düşer.
Ama Allah yaptığı zaman sevgin artıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Allah her işini hikmetli yapar, her işini hikmetli yapar. Allah onu sana veriyorsa senin hayrını dilediği için onu veriyor sana. Ona da hayrını dilediği için. Tabii onun hayırlarını insan kendisi tespit etmesi lazım. Ve kardeşler üçüncü olarak, yani bir insan nasıl rıza ehli olur diyoruz ya. Üçüncü olarak insan bilecek ki tüm bidat ve sapık taifenin ana sebebi, yani bidata düşmelerinin ve sapıtmalarının ana sebebi kardeşler Allah'ın kazasından razı olmamak. Allah'ın tercihinden razı olmamak. Şeytanı hatırlayın. Şeytanı şeytan yapan neydi? İblis de şeytan oldu. Ne oldu? Neden? Allah bir takdir buyurdu. O derecede sen olmayacaksın, Adem olacak dedi. Ne oldu? Sapıttı. Allah'ın takdirine rıza göstermedi. İblisin asıl hastalığı bu. Asıl hastalığı bu. Diğerleri sonuç. İtaat etmemesi, Allah'a karşı gelmesi, insanları saptırma. Bunlar sonuç. Asıl mikrop, asıl hastalık Allah'tan razı olmaması. Allah bir takdir buyurdu. Adem'i yaratma, insan onu yaratma, onu üstün kılma. Bu takdiri beğenmedi. Beğenmediği için sapıtanlardan oldu. Tirmizi'de geçen bir hadiste diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'tan istiare Adem oğlunun mutluluğundandır. Allah'ın kazasından hoşlanmamak Adem oğlunun sapıklığındandır. Adem oğlunun sapıklığındandır. Ve kardeşler dördüncü olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki, bir insan şunu bilse, başa gelecek olan şey mutlaka başa gelecek. Başa gelmeyecek olan şey de mutlaka başa gelmeyecek. Ne yaparsam yapayım, başıma gelecek bir şey yazılmışsa ondan kurtulamayacağım. Ne yaparsam yapayım, başıma gelecek gelmeyecek bir şey de başıma gelmesi için de yapamam yani. Ne kadar çaba göstersem göstereyim. Bir insan bunu bilse, bela geldikten sonra daha hayıflanmaya gerek var mı? Zaten gelecekti der adam. Geldi o da yani. Ama burada gelecekti ama başka bir yere gelecekti. Geldi ve bitti. Eğer insan bunu bilsin, o zaman kardeşler kazaya karşı böyle bir hoşnutsuzluk ortaya koymaz. Rıza ehli olur yani. Allah'tan artık razı olur. Gerçekten kardeşler, Peygamberin dediği gibi yani sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin diyor bir hakikati vardır. Her şeyin bir hakikati vardır. Başa gelecek olan bir şeyin mutlaka başa gelmesi, başa gelmeyecek bir şeyin de mutlaka başa gelmemesi imanın hakikatidir. Bir insanın imanın hakikati neymiş? Başa bir şey gelecekse mutlaka gelecek, gelmeyecekse de mutlaka gelmeyecek. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yapmadığın bir şeyden dolayı neden yapmadın? Yaptığın bir şeyden dolayı da neden yaptın diye hiç sormadı diyor bana. Hiç diyor böyle bir şey sormadı. Ya da yapmadığım şeyi keşke yapsaydın, yaptığım şeyi de keşke yapmasaydın diye hiç demedi diyor Peygamber bunu bana. Hatta diyor ehlinden birisi bana kızdığı zaman, niye şunu yaptın ya? Derdi ki o çocuğu bırakın, kaderdi, vuku bulacaktı ve o hal üzere de vuku buldu. Çocuğa karışmayın derdi diyor Peygamber. Peygamber anlayışı bu kardeşler. Ve kardeşler mesela Sad bin Muaz'ı hatırlayın. Sad bin Muaz'ın kıssasını. Sad bin Muaz Hendek Savaşı'na çıkacak. Bütün vücuduna zırhları giyinmiş. Bütün tedbirlerini almış. Ama kolları pazıları açık. Kollarında zırh yok. Onu gören Hazreti Ayşe diyor ki Ummu Sa'da, Sad bin Muaz'ın annesine. Diyor ki Ummu Sa'd, sen diyor çocuğunun her tarafını giydirmişsin güzel de. Keşke kollarını da giydirseydin yani. Kollarına da zırh giydirseydin. Korkuyorum ki düşmanlar oradan ona saldıracaklar. Müminin ferasetinden korkun yani. Gerçekten görmüş Hazreti Ayşe yani. Demek ki hakikaten oradan yaralıyor Sad bin Muaz. Ummu Sa'd diyor ki ama ey müminlerin annesi, sen bilmez misin ki Allah'ın takdiri zırhları deler geçer. Allah'ın takdiri zırhları deler geçer. Eğer Allah bunu bana dilemişse, yani çocuğuma dilemişse, orada zırh da olsa o delip geçecektir yani. Delip geçecektir. Gerçekten Allah'ın takdiri zırhları delip geçer kardeşler. Allah'ın takdiri duvarları da delip geçer. Allah'ın takdiri ülkeleri de aşıp gelir. Yani burada olduğun zaman öleceksin, orada olduğun zaman ölmeyeceksin. Geç böyle ayağa, geç bu inancı. Bu Müslüman inancı değil yani. Allah takdir etmişse senin ölümünü, o ölüm şurada erken gelir, burada geç gelir. Böyle bir mantık yok yani. Allah dilemişse gözünün, kulağının, bacağının, gövdenin gitmesini, burada da olsan gidecek, orada da olsan gidecek. Burada Allah yolunda tercih ettin, burada gitti. Eğer Türkiye'de olsan veya da başka bir ülkede, fabrikada çalışsan gözüne bir çapak gelirdi, öyle gözün giderdi. Veyahut da kazayla parmağının kolunu kopartırdın, öyle giderdi yani. Yani Allah dilemişse mutlaka o başa gelecektir kardeşler. Beşincisi ve son olarak şunu söyleyeyim kardeşler, daha fazla da uzatmayayım. Şudur.
hayrın ve şerrin hangisi olduğunu bilmiyoruz. İnsan bunu bilsin. Hayır nedir? Şer nedir? Biz bunu bilmiyoruz kardeşler. Çünkü Ömer radıyallahu anh dediği gibi, ben başıma gelen hiçbir şeyden sevinme ya da hoşnutsuzluk duymam. Ne mutlu olurum ne mutsuz olurum diyor Ömer radıyallahu anh. Neden? Çünkü mutlu olduğum şeyin benim için hayırlı olduğunu, mutsuz olduğum şeyin de benim için hayırsız olduğunu bilmiyorum ki. Bilmediğim bir şey, akıbetini bilmediğim şey için niye sevineyim ya da üzüleyim diyor. Hakikaten öyle kardeşler. İlim hayırlıdır değil mi? İlim. İlim hayırlıdır. Allah ilme kıymet veriyor. Nicelerine ilim verildi. O ilimler onları saptırmadı mı? Zahirde çok hayırlı bir şey. Ama o ilim onu saptırdı. Onun için hayır olmadı. Niceler için de bela ve musibetler kardeşler. Cahillik ya cahillik güzel bir şey değildir. Nicelerini nice cahillik kurtardı. Nicelerine kurtarmış değil mi yani? Vallahi kardeşler böyle. Nicelerine bela ve musibetlerin verilmemesi onun azgınlığını arttırıyor. Allah ayet ediyor ya. Biz diyor işte bir halkı helak etmek istediğin zaman onun liderlerini zenginleştiririz diyor. Rahatlandırırız diyor Allah Azze ve Celle. Rahatlık veririz. Firavun'un niye bir kere bile başarı almamış? Zulmü artsın diye, zulmü artsın diye. Artık Allah tabiri caizse kalemini kırmış. Onun bütün şerrini ahirete, bütün azabını ahirete bırakmış yani. Dünyada hiçbir şey vermiyor Allah. Şimdi ben kendim hakkında hayrı ve şerri bilmiyorum. O halde başa gelen bir şeye sevinmenin, üzülmenin anlamı var. Sevindiğin şey belki senin helakın olabilir. Üzüldüğün şey belki senin kurtuluşun olabilir yani. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde ne buyuruyor? Fasa en yakra'u şey'en ve yec'alallahu fihi hayran kesira. Hoşlanmadığın şeylerde diyor, umulur ki çok hayırlar vardır diyor Allah. Bana Allah ayette açık açık söylüyor. Hoşlanmadığın şeylerde umulur ki nice çok hayırlar vardır yani. Gerçekten hoşlanmadığımız şeylerde nice hayırlar vardır. Raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasulen. Kim dese ki ben Rab olarak Allah'tan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Peygamber, Nebi olarak da Muhammed'den razıyım derse diyor peygamber, Allah'ın üzerine vaciptir onun cennetini alması. Biz Rab olarak Allah'tan razıyız. Din olarak da İslam'dan razıyız. Nebi olarak da peygamberden razıyız. Ne demek kardeşler bu? Şu, Rab olarak Allah'tan razıysak Allah'ın gösterdiği her yerde oluruz. Allah'tan gelen her şeyden de razıyız biz. Rab olarak Allah'tan razı olmak demek ne demek? Ha, Allah var, razıyım Allah'ın varlığına. Varlığından değil. Varlığından değil. Vuku buldurduğu şeylerden razı olacaksın. Asıl rızalık bu. Rab olarak Allah'tan ben razıyım. Ne demek? Allah'tan ne geliyorsa ben ona razıyım demek bu. Din olarak İslam'dan razıyım demek, İslam'ın haramından, farzından, mekruhundan, vacibinden, hepsinden razıyım. Allah bana cihat dedi, ben cihattan razıyım. Cihatta başıma türlü türlü belada gelecek, onların hepsinden razıyım. Çünkü İslam bunu bana emretti. Nebi olarak da Muhammed Aleyhisselam'dan razıyım. Onun yolundan razıyım. O nasıl bir yol ortaya koyduysa, nebevi sünnet, nebevi menheç, nebevi akide. Ne ortaya koymuşsa ben bundan razıyım. Bu bana zor da gelse. Tağutların hoşuna da gitmese. Tağutların zindanına da atılsam. Tağutlar bize düşman da olsa, cephede açsa, öldürseler de, çocuklarımızı katletseler, ülkelerimizi tarumar etseler de, biz Muhammed'in yolundan razıyız yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun yolundan razıyız. O nasıl cihad ettiyse öyle cihad edeceğiz. Velev ki onun tavizsiz cihadından sonra düşmanlarımızın sayısı çoğalsın. Velev ki onun tavizsiz cihadını yaptığımız için, ortaya koyduğumuz için her gün yeni bir düşman, yeni bir ülke bize düşman olsun. Hiç önemli değil. Biz Muhammed'in yolundan razıyız. Muhammed'in cihadından razıyız. Muhammed'in davetinden razıyız. Muhammed'in tavizsiz davetini ortaya koyarız. Tağutlar bizi hapsetse de. Tağutlar bize hedef alsa da. Tağutlar bize suikast düzenlese de. Biz bundan razıyız yani. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan razıyız yani. Nebi demek zaten yolu takip edilen demek. Biz bundan razıyız yani. Allah Azze ve Celle hayatımıza da bunu, bu menheci yerleştirmeyi nasip etsin kardeşler. Kardeşler son olarak nefsin mertebeleri var. Nefsin mertebeleri. Nefsi emmare var. Nefsi levvame var. Nefsi mülhime var. Nefsi mütmain. Nefsi raziye, nefsi mardiye var. Nefsi emmare nedir? Muhakkak nefis kötülüğü emreder. Demek ki emmare nefis, kötülüğü emreden nefis. Bakalım biz hangi nefisteyiz? Kötülüğü emreden nefis ne demek? Kötülükten lezzet alıyor. Mesela içki içmiş, içkiden içerken lezzet alıyor. Bitmiş, onun lezzeti geçmiş. Ertesi gün olmuş. Hali o hali hatırladığı halde lezzet alıyor mesela. Yani kötülükten lezzet alan nefis.
Nefs-i levvame la uksimu bi yevmil kıyame ve la uksimu bin nefs-i levvame. Nefs-i levvame. Levvame olan nefis, yani kendini kınayan nefis. Nefsini kınayan nefis. Neden bu günah işledin? Bu günah işlememen lazımdı. Bu günahın bir azabı var. Allah bundan hoşnut değil. Yani kendini kınayan nefis. Nefs-i mülhime, ilham edilen nefis. Bu ihtilaflı. Böyle bir nefis var mı yok mudur diye peygamber hadiste buyuruyor. Her ümmetin mülhimleri vardır. Eğer benim ümmetimin mülhimi varsa da Ömer'dir diyor. O da Ömer'dir. Nefs-i mutmain vardır. Mütmain olmuş olan nefis. Allah diyecek ki mutmain olan nefise. Allah'tan, sen Allah'tan razısın, Allah da senden razı. Gir kullarımın arasına, gir cennete. Allah mahşerde mütmain olmuş olan nefise böyle seslenir. Yani Allah'tan mütmain olmuş artık yani. Diğer kardeşler Allah'tan razı olmuş. Allah'tan, Allah'tan ne geliyorsa gelsin. Hepsinden razı. Diğeri nefs-i mardiye. Bunun sonucu olarak da Allah da ondan razı. Allah Azze ve Celle inşallah kendisinden razı olmayı, kendisinin de kendisinden razı olmuş olup kullanılan olmayı bize nasip etsin kardeşler. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı bu hal üzere sabit kılsın. Allah Azze ve Celle bizim yarınlarımızı bugünlerimizden daha hayırlı kılsın. Allah Tebareke ve Teala Muaz bin Cebel'in dediği gibi Allahümme zenzil akdamahum ve ar'ib kulubahum ve enzil aleyne sekinete ve enzimne kelimete takva ve habibne ileyne likaa ve ardina bil kadai. Ne diyor Muaz bin Cebel? Ya Rabbi diyor, onları sarstıkça sars, o düşmanlarımızı sarstıkça sars ya Rabbi, onları yerin dibine sok. Onlara korku ver ya Rabbi, onları böyle birbirine düşür. Allahümme enzinne sekinete, üzerimize sekinet yağdır, üzerimize böyle sekinet gelsin ya Rabbi. Bizi takva kelimesi üzerine topla ya Rabbi. Ve senin sevdiklerini sevmeyi nasip eyle. Yani sen neyi seviyorsan onu sevmemizi nasip eyle. Ve ardina bil kadai. Ve kazana da rıza göstermeyi nasip eyle. Allahümme amin ve ahire davana en elhamdülillahi rabbil alemin.